Canım öğrencilerim, sevgili 11. sınıflar, herkese selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Şimdi bugün sizlerle beraber bu videoda biliyorsunuz ki artık dönem sonu yaklaştı. İkinci dönemin ikinci yazılıları da başlamak üzere artık sizler seneye yazılı derdine düşmeyeceksiniz artık bir sonraki sene sınav derdine düşeceksiniz. TYT, AYT, MSU derdine düşeceksiniz. Ve yazılılarda aldığınız puanlar da biliyorsunuz ki okuldaki genel ortalamanızı, OBP puanınızı etkiliyor. OBP puanın ne işe yarıyor derseniz de seneye sınava girdiğiniz zaman aldığınız ham puanın üzerine eklenen bir ek puanınız var arkadaşlar. Bu da okulda aldığınız yazılıların ortalama notudan belirleniyor. Bundan kaynaklı bu yazılılar sizler için çok değerli. Ben de sizler için matematiğin ikinci döneminin ikinci yazılısına özel bir yazılı hazırlık çalışması yaptım. Umarım bu sorulardan karşınıza benzerleri çıkar. Tam da böyle yazılıda çıkacak sorulardan seçtim aslına bakarsanız soruları. Umarım karşınıza benzerleri çıkar ve sizler de yüksek notlar almanıza vesile olurum diyelim bu video aracılığıyla sizlere bu şekilde yüksek notların vesilesi oluruz diyelim. Evet gençler kanala abone olduysanız ki unutmayın olmayı. Bunlar bizim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. Bu arada unutmadan ücretsiz PDF'iniz videonun hemen altındaki açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp indirebilirsin, çıktısını alabilirsin, tablet okuyabilirsin, benle beraber çözebilirsin veyahut kendin çözüp çözemediklerini benden dinleyebilirsin güzel kardeşim. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Yukarıda verilen O merkezli yarım çemberde AD ile OC birbirine paralel. Yani şununla şu birbirine paralelmiş. Ekstradan ben buranın R, buranın da R olduğunu çok iyi biliyorum bu arada. CD 50 imiş. Yani CD yayının ölçüsü 50 dereceymiş gençler. X kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben bu X'i elde edebilmek için şöyle bir şey yapacağım. İyi dinliyorsun beni. Öncelikle Burası 50 idi. Burası x ise burası 2x'i verir bana. Yani buradaki yayın uzunluğu 2x'tir diyebiliriz gençler. Şimdi bu 2x'i ve 50'yi elde ettik. Başka ne bulabilirim hocam diye merak ediyorsun tabi sen. Ben sana hemen söyleyeyim. Hocam bir kere şurası alfaysa şurası 2 alfadır diyebilir miyiz deriz. Alfanın karşısı da bu arada alfadır biliyorsun ama... Ha burası 2 alfa olur mu? Alfa'ya alfa olur. Yöndeş açılar ya. Şimdi alfa'nın karşısındaki yay merkez açı olduğu için alfadır ama buradaki alfa'nın karşısındaki yay yani şurası gençler 2 katı olacaktır. Çünkü çevre açı yani burası 2 alfadır. Demek ki ben alfa'ya 50 ekleyince bana 2 alfayı veriyor. O halde alfa kaçtır gençler? Tabii ki de 50'nin ta kendisi. E alfa 50 ise bak şimdi şurası 50 burada da çapı gören bir çevre açı var 90. E burası 50 burası 90 sa x'e tabii ki de 40 kalır. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtik 2'ye. Şekildeki çemberde DEBC'ye eşit yani şunla şu birbirine eşit. E bu kirişler birbirine eşit olduğuna göre buradaki yayın uzunluğuna ben alfa dersem buradaki yayın uzunluğu da alfayı verir bana. E şimdi EBC açısı 110 dereceymiş. 110 sa o zaman şuraya ne kalır? 220 eksi 220 eksi bakalım. 220 kalır aslında. 220 eksi alfa olur diyebiliriz. Bak şimdi şurası 110 sa şuranın tamamı buranın tamamı bana neyi verecektir? 220'yi. 220'den alfayı çıkarırsam ben o zaman şuradaki yayın ölçüsünü bulmuş olurum. 220 eksi alfa dedik buna da. E şimdi burası 220 eksi alfa. Tamam mı? Şunla beraber alfa ile beraber şu kısmın tamamı 220'dir. Yani kimse kusura bakmasın artık burası da 110'dur diyoruz. E burası 110 burası 110 sa hocam burası 70'tir. Hocam burası da 70'tir. Demek ki buradaki üçgenimiz ikiz kenarmış. 70 70 140. X'e de 40'ın ta kendisi kalır deriz. Doğru cevabımız B şıkkı olmuş olur. Dedik ve 3. sorumuza doğru geçtik gençler. Yukarıda verilen O merkezi çemberde BC bir birim. OC 2 kök 2 o noktasının AC'ye en kısa mesafesi de yani gençler şuradan bahsediyor. Bu dik mesafeden bahsediyor. Burası da 2'ymiş. E şimdi burası dikse, burası 2 ise, burası 2 iki kök 2 ise burası da 2'dir. E burası 2'ye 1 ise yani toplam 3 ise e, merkezden dikindirdiğimiz için kirişe iki eşit parçaya bölmüştür. Demek ki burası da 3'tür diyeceğiz. Şimdi çemberin yarı çapı soruluyor. Hemen tutup şunu şöyle çekiyorsun. E hocam burası 3'tü. Burası 2'ydi. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Toplayıp kare kökünü alırsam ben yarı çapı bulmuş olurum. Bu da bana kök 13'ü verir. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış dedik. Dördüncü soruya geçelim beraber. Şekilde yarı çapı 4 santim olan o merkezli bir çember verilmiş arkadaşlar. Şimdi 90 ya. 90'ın gördüğü çaptır arkadaşlar. Yani şurası çap. E yarı çapı 4 ise e burası 4 burası 4. Şöyle şöyle tamamı 8 yapar değil mi? Pekala. Şimdi bunları elde ettikten sonra şöyle bir şey yapsak biz. E hocam şimdi 4 4 8 e 90'dı burası. İkiz kenar dik üçgen. E burası 45 burası 45 yani değil mi? E 8 ise 8 bölü kök 2 şurayı verir bana. 8 bölü kök 2 nedir? Kök 2 ile genişletecek olursak. 8 kök 2 bölü 2'dir. Yani 4 kök 2'dir. Yani burası 4 kök 2'ymiş. O zaman burası da 4 kök 2. Şimdi şunu soruyorum ben sana. ABC üçgeninin alanı sorulmamış mı? Yani şuradaki ABC üçgeninin alanı. E madem öyle. Hocam şuraya taban dersen şurası yükseklik olur zaten. Tabanımız toplamda 9 kök 2'ymiş. Yüksekliğimiz 4 kök 2. Bölü 2 diyeceğim. Kök 2 kere kök 2 zaten bana 2'yi verir. 2'ler gitti. 4 kere 9 da cevabı verir o halde. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Doğru cevabı bulduk. Devam ediyoruz. 5. sorumuzda. Şimdi şekilde... ABCD karesinin içine yarı çapı 2 birim olan çember çizilmiş abi. Yarı çapı 2 birimmiş bunun. E, çember şekil 2'deki gibi merkezi D köşesine getirilirse boyalı alanlar farkı kaç birim kare olur Şimdi abi bak burası 90 sa burası çeyrek çemberdir. Öncelikle ben bu çemberin ya da dairenin diyelim dairenin alanını bulalım. Dairenin alanı pi kare ile bulunuyordu. Yani pi çarpı r'si 2 olduğu için 2'nin karesinden 4 yani 4 pi. E burası da 3 bölü 4 çember olduğu için 4 pi'yi 3 bölü 4'te çarparsam buradaki pembe bölgenin alanı 3 pi olacaktır. Beyaz bölgenin alanı pi olacaktır. Şimdi bunun yarı çapı yani şurası 2 ise şurası da 2'dir. Böylelikle bu karenin bir kenarı 4 birimdir derim. Karenin bir kenarı 4 ise alanı 16'dır. O halde buraya da 16 eksi pi kalır. Şimdi bunların alanları farkı sorulmuş ya. 16 eksi pi'den 3 pi'yi çıkarırsan 16 eksi 4 pi'yi bulursun. Bu da sana cevabın ta kendisini verir. Geçtik 6'ya. Şimdi bu sorumuzda yukarıda verilen O merkezli çemberde AO'nun 4 olduğu verilmiş ki burası da 4'tür. Şimdi burası 75 çapı gördüğü için burası 90'dır ve burası 15'tir. 15, 75, 90 üçgeninde taban 8 ise yükseklik 1 bölü 4'ü kadardır. Yani ben tutup şunu şu şekilde yüksekte indirirsem bu yükseklik 8'in 4'te 1'i çeyreği 2 kadar olacaktır. Bir yüksekliği buldum 2. Daha sonrasında burası 75 ise, bak burası 75 ise, Şöyle bir şey yapalım. Şurası 4'tü değil mi? Burası 4. O zaman burası da tam çizemedik onu. Kaydı daha doğrusu Ben çizdim de. Şurası eee 4'tü. O zaman şurası da 4 olur. Niye yarı çap çünkü bunlar? 4'e 4. Ve e 15'te burası 15. O zaman şuraya ne kalır? 150. Şimdi o zaman o halde ben şöyle diyorum, hocam. Burada <laughs> Şuradaki üçgenin alanını hesaplamayı başarabilir miyiz acaba? Şuradaki beyaz üçgen var ya şu arada kalan beyaz üçgen. O üçgenin alanını biz hesaplayabilir miyiz? E hesaplarız. Nasıl hesaplayacağız? Şöyle. Şunu şöyle çekecek olursam diki. Tamam mı? Burası dikse şurası yine ne yapar? 75. Şimdi bu dikten de dik 15, 75, 90 üçgeninde taban 4 ise yükseklik tabii ki 4'te 1'i kadardır. Yani 1 kadardır. Tamam buranın da yüksekliğini buldum. 4 kere 1, 4. 2'ye böldüm 2. Yani buranın alanı 2. Buranın da alanı 2. Yani buradaki beyaz üçgenin alanı 4'müş. Şimdi ben şunu yapacağım. Bu dairenin tamamının alanı kaçtır? Pire karedir. R kaç? 4. Yani 16 pi midir? 16 pi. Pi'yi 3 alınız demiş. Yani 48'miş bunun alanı. Bu 48'i ben şurası 150 derece olduğu için dairenin 150'de 360'ıdır derim. 150'de 360'ıdır. Bununla çarparsam şuradaki dilimin alanını hesaplamış olurum. Şu sıfırları götürdüm. 12'ye böldüm 4. 12'ye böldüm 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 5. 5 kere 4'ten 20 geldi. Yani buradaki bölge 20. E şununla şunun alanı yani beyaz bölgenin alanı 4'tü. 20'den 4'ü çıkardım. Demek ki buraya mor bölgenin alanı 16'ymış gençler. 16. E şuranın alanını kaç bulmuştuk biz? 4 kere 2 bölü 2'den 4 bulmuştuk. E burası 16, burası 4. Toplamı sorulmuş cevabımız 20'nin ta kendisi olacaktı. Doğru cevap E'ydi. Devam ediyorum 7. sorumla. 7. soru çok güzel bir soru. Beraber çözelim. Şimdi böyle bir silindirimiz var. İçinde biraz su var. Silindirin yüksekliği 6. X'e kadar da suyla dolu. Bunun taban yarıçapı da 2'ymiş. 45 derecelik açıyla yana yatırıyoruz ve taşma seviyesine kadar geliyor su. Tam olarak burada bitiyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Bunun yüksekliği 6 ise şurası da 6'dır. Değil mi? Burası da 6. Ben bunu bu şekilde indirecek olursam Madem burası 6 45 45 90 üçgeninden kaynaklı Burası 3 kök 2'dir ve burası da 3 kök 2'dir diyeceğim Daha sonrasında şuranın 4 olduğunu biliyorsam o halde burası da 4'tür diyeceğim E Burası 4 ise burası 90 ise şuradaki z'den kaynaklı 45 ise o halde burası da 45'tir diyebilirim e Madem öyle hocam burası da 45'tir burası da 4'tür yani Şimdi buradaki boşluğun hacmini bulmak istiyorum ya Hocam şunu şöyle çekersem burası da 4 ya Şuradaki suyun hacmi ile buradaki boşluğun hacmi aynıdır. Şimdi ben buradaki boşluğun hacmini bulmak istiyorsam taban alanı çarpı yükseklik diyeceğim. Şimdi taban alanımız 2 olduğu için 4 pi'dir. E yüksekliğimiz de 4'tü. Taban alanı çarpı yükseklik 16 pi bize şuranın hacmini verdi. Ama ben bunun yarısını almak istiyorum. Niye? Çünkü suyun hacmi ile boşluğun hacmi aynı dedim. Yarısını alırsam ben bunun 8 pi gelir. Şimdi boşluğun hacmi 8 pi. Su taştı mı? Hayır. Boşluk artmadı veya boşluk azalmadı. O zaman buradaki boşluğun hacmi de 8 pi'dir. O halde ne diyeceğim? Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğim. Yani 6 eksi x diyeceğim. Taban alanımız 4 pi'ydi. 6 eksi x de çarpınca 8 pi gelmesi için şunun 2 olması lazım. Buranın 2 gelmesi için de x'in 2'den başkası pardon 4'ten başkası olamaz gençler. Az daha 2 diyorduk. Cevabımız D şıkkında verilmiştir dedik. Ve devam ediyoruz. 8'de. Yukarıda verilen dik silindir taban yarı çapı, taban yarı çapı 6 santim ve A ile C arası en kısa uzaklık 10 santimdir demiş ya. Burası 10 değil, 15 gençler. Aklınıza bulunsun. Bir dizgi hatamız var. Kusura bakmayın. Şimdi şu A ile C arası en kısa uzaklık burasıdır ve burası 15'miş. E taban yarı çapı 6 idi. Demek ki burası 12. Burası 12, burası 15 geldi değil mi? Aa 9, 12, 15 üçgeni. Burası 9'dur. Yüzey alanının taban alanına oranı demiş. Yüzey alanı Şuradaki tabanların alanları toplamı ve yanal alandan oluşuyor. Yüzey alanını hemen hesaplayalım. alt taraf şurası 6 olduğu için pire kareden 36 pi. 36 pi de üstte var 72 pi. Artı yanal alan 2 pi re çarpı 9 diyeceğiz. 2 pi re 2 çarpı pi çarpı 6 çarpı 9 yani. Burası 6 kere 9 54 2 ile çarptım. 108 108'e 72 ekledim. 180 pi'nin bölü taban alanı. Taban alanı ne 36 pi. Buna oranı sorulmuş. Piler giderse 180'in 36'ya böldüm. 5 geldi. Demek ki cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim. 9. sorumuz da sevgili arkadaşlar. Evet o ünlü soru. Eskiden bizim zamanımızdan ne kadar ünlüydü ha bu sorular. Şimdi gençler yukarıda taban alanı 4 pi santimetre kare olan dik konide TA 8 santimetre olarak verilmiş bize. TA dediği yer şuradaki L arkadaşlar. Şurası. A noktasından yola çıkan karınca koni yüzeyinden tekrar A noktasına geri dönüyor. Karınca'nın aldığı yol soruluyor. Koniyi ben açarsam şu şekilde bir görüntüsü oluşur bak, tamam mı? Koniyi açtığım takdirde böyle bir yanal yüzeyini açtığım zaman böyle bir görüntü oluşur. Ee, karınca şu noktadan birleştirdiğimiz zaman şu noktaya gitmek istiyor aslına bakarsan. Yani bu ikisi arasında bir yol aldığı zaman yani biz açtığımız zaman karınca aslında dümdüz ilerliyormuş ama burada bu şekilde görünüyor değil mi? Şimdi şurası 8'di Burası da 8'di bizden istenen Şuradaki mesafe onu unutmayalım şimdi taban alanını vermiş bize 4 pi taban alanı pire kare ile bulduk Pire kare 4 pi ise demek ki R 2'ymiş arkadaşlar şimdi R2 ise şurası 2 ise ben şunu gayet iyi bilirim hocam bunun çevresi bana şurayı vermiyor mu veriyor o zaman çevreyi bulalım çevre 2 pir'den bulunur. 2 çarpı pi çarpı 2'den 4 pi'dir yani bunun çevresi de 4 pi'ymiş Şimdi normal şartlar altında yarı çapı 8 olan dairenin çevresi kaçtır? 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi çarpı ee, neydi hocam? 8. 16 pi'dir. E burası 4 pi'miş. Demek ki bu çeyrek çember. Çeyrek çemberse burası da 90'dır. E burası 90'sa 8 8 8 kök 2 yapar buradaki üçgenin hipotenüsü. Ve karıncanın aldığı yolu verir bize. Doğal olarak cevabımız da b şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 10'a. Birazcık yaklaşalım. Şekilde taban merkezi o olan dik koni verilmiş. TO 6 santim yani yüksekliği 6. Taralı TCO üçgeninin alanı 24 ise şimdi ben buraya R dersem 6 çarpı R bölü 2 bize 24'ü veriyormuş. 6'ya böldüm 6'ya böldüm 4. R kaçmış arkadaşlar 8. Ve burası 8 ise 6 8 burası dik olduğu için yanal o yükseklik L 10'dur. Pekala. Colin'in yalan alanı. P çarpı R çarpı L. Bizim zamanlarda piril dedirtiyorlardı buna. Hala öyledir yüksek ihtimalle. P çarpı R'miz 8. E, L'miz de 10'du. Cevabımız 80 pi olacakmış. Doğru cevap C şıkkında verilmiş gençler. Şimdi devam ediyoruz. 11. soruyla sağ üst tarafta. Şimdi buradaki suyun içine yanda görülen o metal misketi atacağız. Tamam mı? Yukarıda şekil 1'de verilen yarı çapı 5 cm olan bir silindirde bir miktar su var. Suya tamamen batacak biçimde şekil 2'de verilen yarı çapı 3 santim olan madeni küre suya bırakılıyor. Ve buna göre su silindirde kaç santim yükseltir diye soruluyor. Şimdi suyun yükselme seviyesinin kaç santim olduğunu bulacağız tamam mı? Şunun hacmini nasıl bulurum? Kürenin hacmi. Hocam kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küptür. Şimdi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'si 3 ise 3'ün küpü 27'dir. 27'yi 3'e böldüm 9 geldi. Demek ki bunun hacmi 36 pi'ymiş. Pekala. Şimdi ben diyorum ki su seviyesi varsayalım. Suyun içine atınca küreyi buraya kadar gelsin. Şu aradaki mesafede haş olsun. E şimdi bunun taban alanı yani şuranın alanı nedir? Pire kareden. E hocam 25 pi'dir. 25 pi yazamadım. Heh. Bunu ben haşla çarpınca işte bu 36 pi'ye eşit olacakmış. E haş soruluyordu zaten. Pi'ler gitti. 36 bölü 25 bana cevabı verir. E öyle bir şey yok hocam. E 4 ile genişlet. Ne yapar? 144 bölü 100 yapar. Ki bu da 1,44'ün ta kendisidir. Yani cevabımız 5 verilmiş gençler. Ve artık son sorumuzdayız. İyi dinliyorsun beni. Şekilde aynı düzlemde bulunan iki küre P noktasına T etmiş. Şurada teğetlerse bunların şu şekilde merkezlerini birleştirdiğim zaman P'den geçmek zorundadır değil mi? Şimdi... Bunun e, sevgili arkadaşlarım M merkezi kürenin yarıçapı 4'müş. O halde şuraya 4 diyebilirim. Bak burası da 4 olur. Bunun yarıçapını bilmiyorum R diyelim. O halde şunu indirirsem burası da R olmak zorundadır. Ve ayrıyetten şuranın da 4 olduğunu biliyoruz. Eğer orası 4 ise ben şunu şu şekilde birleştirdiğim takdirde yani dik birleştirdiğim takdirde yine burası da ne olmak zorundadır? 4 olmak zorundadır. Buranın tamamı 4 ise ve burası R ise yani şurası da R'dir. O halde buraya da 4 eksi R mi kaldı? Şimdi iyi dinliyorsun. 4 eksi R, 4 ve 4 artı R diye bir üçgenim var benim. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgeninden başkası değildir. O halde R'de 1'dir arkadaşlar. Tamam. Bunu Pisagor'dan da yapabiliriz. Karesini alıp ikinci dereceden denklem çözerek de yapabiliriz ama lüzum yok. 3, 4, 5 üçgenidir. R 1'dir. Benden istenen N merkezi kürenin yüzey alanı. Yüzey alanı formülü 4 çarpı pi çarpı R kareydi. 4 çarpı pi çarpı r'si 1 olduğu için 1'in karesinden 1 gelir. Doğru cevabımız 4 pi'miş. O halde cevap a şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Evet gençler 11. sınıflarım benim. Yazılı hazırlık çalışmamız bitti. Ve artık bundan sonrası size emanet. Umarım yazılılarınızda en az şöyle minimum 90 notları alırsınız. 90'ın üstüne notlar alırsınız inşallah. Tek temennim bu. Seneye bolca zaten beraber görüşeceğiz. Bolca çalışmalar yapacağız sınav için. Ama önce şu 11'i temizleyelim. Artık son sınavlar 11'i güzel bir temizleyelim. Olabildiğince puan kasalım ki seneye en azından OBP'miz düşük diye ağlamayız arkadaşlar. Bu sene olabildiğince yazılılardan yüksek notlar almaya gayret gösterin. Sonraki videolarda, sonraki yazıl hazırlık çalışmalarında ve seneye tabii ki sınava hazırlanırken görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.